Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ee, öncelikle ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybeden, yaralanan herkese de acil şifalar ve başsağlığı diliyoruz. Gerçekten zor bir dönem. Umarım her şey daha iyi olur. İlerleyen süreçte, ilerleyen günlerde tedbirlerimizi daha fazla alırız. Depreme destek olmak isteyen arkadaşlar varsa aranızda... Ee... OyunX donate sistemi üzerinden bağış toplayan deprem yayınlarında OyunX gelen bütün bağışların üstüne %10'da da kendi cebinden koyarak Ahbap'a ve Afa'da bağışlarımızı desteklerimizi iletiyor arkadaşlar. Twitch'te canlı yayın yapan arkadaşlar deprem yayını yapan arkadaşlar OyunX üzerinden destek olarak %10 fazlasını koyarak deprem bölgelerine Ahbap'a ve Afa'da destek olarak ileteceğiz. Ee, Rise Online'da bir GB fiyatı arkadaşlar. 500 lirayı geçti. Satın almak 525 lira. Siteye satmak isterseniz 470 lira. Her gün e, giderek yükseliyor. Bu videomuzda da sizlerle birlikte Rise Online'a bir aylık pus masrafımızın ne kadar olduğunu, bunun ne kadarını oyundan çıkarttığımızı, hangi SC'leri almamız gerektiğini göstereceğim. Şimdi e, bildiğiniz gibi Oyunda premium var. Premium 90 TL arkadaşlar ama almak zorunda değilsiniz. Sağ üstte gördüğünüz gibi e, gerekli olan şeyler sizin farmınızı etkilemiyor. Bir tek gold bonusu var %5. Bir de öldüğü %50, express lore bonusu var. Bu ikisi etkiliyor ama %5'lik gold bonusu o kadar artı bir durum değil. Yani premium almak zorunda değilsiniz. Premium almadığınız zaman e, oyuna giremiyorsunuz diye bir durum yok. Premium premiumsuz fark etmiyor. Ama tabii ki premium almak... Ee, birçok açıdan yararlı sizler için en önemli olayı da. Ben mesela PK atıyorum. Aynı zamanda farm yapmak istersem, okçuya dönmek istiyorsam ücretsiz bir şekilde skill ve statlarımı sıfırlayabiliyorum. En büyük olayı bu abi bunun. Onun dışında da premium aldığınız zaman da action house'u kullanabiliyorsunuz. Aslında premium bir nebze gerekli. Ama ben solo takılırım, action house kullanmam. Ee, sadece okçu açarım, farm atarım. Ya da sadece pk atarım diye düşünüyorsanız premium almanıza gerek yok. Ama zaten ücreti sadece 90 TL arkadaşlar. Ben bunu e, aylık pus masrafı olarak ekleyeceğim. E, 90 TL. Şuradan bakalım. Kaç cash yapıyordu? Premium. 900 e, rice cash. 900 rice cash de oynak üzerinde. Şöyle bakalım. 1020 olarak alıyorsunuz. Sadece 100 TL üstüne de 120 rice cashsiniz kalıyor arkadaşlar. Bunun dışında e, ben şahsen PK attığım için ve farmatan arkadaşlara da bunu öneriyorum. Mutlaka 50'li defans scroll ve 50'li can scroll'unuzu alın arkadaşlar. Özellikle Detroit ile farm atıyorsanız mutlaka SC basarak farm atın. Şu SC'nin masrafı 500 keş. 500 keş 50 TL. 50 TL'yi de oyun üzerinde 12 m satarak alabiliyorsunuz. Yani 2-3 gün attığınız farm ile bir gün attığınız farm ile sadece bu sayırsanız rahat bir şekilde çıkıyor. Onun dışında ben şey de alıyorum. Nerede bu? Atak. Atak scroll. Aynen. 50 ile atak 200 keş. Eklediğimiz zaman 500 keş, 500 keş, 1000, Premium'da 900 dedik. 1900, 200 ataks kuru aldığınız zaman 2100 keşe benim için en çok şeyler alabiliyorsunuz. Yani benim için en gerekli olan şeyler, sizler için en gerekli olan şeyler alabiliyorsunuz. Onun dışında da 900 keş pot masrafı olarak ekleyebilirsiniz. Pot çok gidiyor arkadaşlar. Ee, en pahalı masraf bence pot masrafı burada. 900 keşte sizin bir aylık potunuzu gayet karşılayacak bir şekilde. Tabii sizin oynama sürenize bağlı. Ben günde sadece bir giriyorum, bir saat PK atıyorum birer sadece. Onun dışında ne yapıyorum? Ee, zindanlarıma giriyorum. Farm olarak da craft yapıyorum. Sizler de toplamda yani bir 3000 keşe rahat bir şekilde bir aylık masrafınızı çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında işte ben pet alırım, bine kalırım, pelerin alırım. Bunlar arkadaşlar bir tık daha lükse giriyor. Bine kalmanıza gerek yok. Petinizi eğer Death Valley'de değil de Protein Kingdom'da Hagar'da farm atıyorsanız alabilirsiniz. Pet zaten o da 500 keş bir aylık inanılmaz ucuz ki zaten premium aldığınız zaman bir hafta ücretsiz olarak pet ve binek geliyor. Yani kısaca 3000 keş'e her her şeyinizi alabiliyorsunuz oyunda. 3000 keşinde TL karşılığına tekrar örnek üzerinden bakalım. 3000 keş 300 TL arkadaşlar. Oyun parası olarak baktığımız zaman 3000 TL almak istiyorsanız ya yani 300 3000 keş almak istiyorsanız 300 TL vereceksiniz. 300 TL içinde de 70 hem sattığınız zaman siteye çok rahat bir şekilde karşılıyor. 70 hem de sadece etkinliklere girerek bir ayda çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Üstü de size kalmış olur. Ben o hiçbir şekilde oyna para yatırmıyorum. Para yatırma taraftarı da asla olmadım. Bugüne kadar oynadığım oyunlarda da oyuna para yatırmadım. Sizlere de tavsiye etmiyorum ama artık enflasyon almış başını gidiyor. TL'nin de bir değeri kalmadığı için 300 TL hiçbir şey. Yani hiçbir şey gerçekten. Değer mi? Bence gayet değiyor. Farmatan, PK atan arkadaşlara minimum pus masraflarımız bu kadar. Artı olan da sizin lüks harcamalarınıza girer. Şimdi gelin bir küçük kutu kırdırma yapalım. Videomuzu da sonlandıralım. Gelin sizlerle birlikte ee, bir 10 tane gold chest alalım. Şansımızı deneyelim. Belki güzel bir şey alırız. Hem kırdırma içeri hiç yapmıyorduk uzun zamandır. Yapmış oluruz. Bildiğiniz gibi 6-7 sene Knight oynadım. Üstüne de şimdi yıldır Rise Online oynuyorum. Ya bu tecrübeyle öğrendiğim tek bir şey var arkadaşlar. Oyun içerisinde kumara bulaşmayacaksınız. Onun içinde asla kumara bulaşmayacaksınız. Bakın bu 20 çok rahat bir şekilde bir aylık premium parası aslında. Sırf seyir zevki olsun diye sizler yerine ben kırdırıyorum. Batarsınız gerek yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde kırmayın. Benim söylediklerimi yapın yaptıklarımı yapmayın. Gelin birlikte 20 emin yani bir aylık premium paramızın zaten premium bitmesine az kaldı. Nasıl çöp olduğunu izleyelim sizlerle birlikte. Evet, Siege aldık bir tane. Devam edelim. Bir tane Light Glove aldık, çöp. Çöp almaya devam ediyoruz. Evet, Rogue Heavy Plate. Gold Chest'ten Earthshaker falan gelirse gelebilir güzel. Onun dışında Traveler's Pendant falan belki kurtarır. Tabi Unique silah da atıyor da bize atmaz arkadaşlar. Yani bir yıldır zindandan bir tane Unique alamamışım. Gold Chest'ten mi alacağım Unique? Tomorrow Line güzel bir kalkan bu. Eskiden para ediyordu artık para etmediğini biliyorum. Yani tek beklentim şurada parasını çıkarsın. Başka bir beklentim yok. Tabii ki parası da çıkmadı arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Evet Rogue elit bot çıktı. Gol chest'i kırdırıyoruz. Bir tane güzel bir silah atla. Bir tane head plate at bari de son kutu bu arada. Oradan yolumuzu bulalım. Evet, Epic Armor Chart. Tertemiz battık arkadaşlar. Şuradan, Swift Shutter ne kadarmış? Bir de Role of the bakacağım. Swift Shutter 100 100k. Role of the... Line artı bir 2 bu. Artı altısı ne kadar? 15M. Artı 7'si 20M. Ya bunu mesela koyamayız. Bunu pazar kurup koyacağız. Çünkü Action hasta yeni gelen güncelleme 50M'di. Onu 20M'e çektiler. De sayılabilen şeyleri koyuyorsunuz. Benim bunların hepsi tamamen e, gitti masrafım. Taş masraflarımdı. O yüzden çok bir şey değil. Umurumda değil. Sizler görmüş oldunuz arkadaşlar. Kırdırmayın. Kırdırtmayın. Size de bu kamu spotu olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Twitch yayınlarıma da hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi davranın. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, parayı sıfırlamadan içimiz asla rahat etmiyor. E, baktık bir premium parası batırdık. Bir premium parası daha batıralım dedik. Şöyle ben iki tane golden snake aldım. tanesi 4M ya da 3.5M bir şeydi. Onlardan aldım. Ve de pick-up rakis aldım. Bunların tanesi de 500k. Bayağı masraflı oldu. Şöyle güzel bir e, hızlı bir upgrade yapacağız sizlerle. E, i̇yice dibe batacağız. Şuradan başlayalım. Hepsini bir önce... Şunu animation diyelim. Artı 3 yapayım ben hepsini. Şöyle kalkanı basmak saçma çünkü artıyız zaten 20 ama olsun elimizde varken hazır basalım dedik. Şöyle Swift da 7 falan olursa yanlışlıkla farm atmak için kullanırız da farm atmıyor zaten. Vaktimizde hiçbir şeyimiz de yok. Şöyle Swift şatırı artı 4'ü ilk başta denedim. Geçti. Roar of the line'ı deniyoruz artı 4'e. Bakıyoruz efendim. Artı 4 oldu. Bir tane de Gold'u katalım madem. Hepsi geçiyorsa bu da geçsin. Upgrade'larım hiçbir zaman iyi olmadı. Aa geçti. Seni de deneyelim artı 4'e. Aa bu da geçti. Hepsi artı 4. Sivri çatırı artı 5'e deniyorum. Geçti. Şimdi kalkanı deneyeceğim artı 5'e. Bir tane daha Keşke bozmasaydım iyi gidiyorduk ya. 480 k bir tane daha aldık. Şu an 200 200 kaparam kaldı. 5 oldu. Şu kalkanı bir 5'e deneyeceğim. 5 biraz tehlikeli arkadaşlar. Kalkan 5 oldu. Switch atır 6'ya deniyorum. Evet yandı. Şimdi Golden sineklerin bir tanesini atacağım artı 5'e. Evet yandı. Evet bir tane daha golden sinek deniyorum şu an artı 5'e. Deminki şeyi bozmasaydık hepsi artı 5 olacaktı da. Evet bu da artı 5 oldu. Şimdi 2 tane artı 5 var. Artı 5 golden sinek kaç para yapıyor? Bir bakalım ona hemen. Golden snake. Baya artı birler var gördüğünüz gibi. Bitmiyor. Çekiyorum çekiyorum bitmiyor. Artı beşler. Sekiz em. Tabii ki değmez arkadaşlar. Tabii ki devam edeceğiz. Artı altıya deneyeceğiz. Ben bir parayı şey yapayım. Bir tane daha epic scroll alayım. Geleyim ikisini de artı altıya deneyelim. Evet geldik arkadaşlar. Gerçekten sıfırlıyoruz. Bakalım geçecek mi kalacak mı? Golden Snake geçerse güzel olur. Belki 7'ye ittiririz ama zannetmiyorum geçeceğini. İkisinin de yanacağını %95'e eminim Şöyle sizlerle birlikte Roar of the Lion'ı deneyelim bakalım. Ne olacak? Attım artı 5'e ve tabii ki yandı. Evet şimdi Golden's'ını ekleyiz arkadaşlar. Önemli bu eşya. Bunun ben artı 7'sini almak istiyorum elime. Neredeyse artı san şartlı aynı AP'si var. Artı 7'sen şartlı 78. Bunun artı 6'sını 76. 77. Bakalım. Şöyle burayı kapatalım be. Hadi bakalım. 3 2 1 Bastım. Acaba geçti mi kaldı mı? Gidelim şöyle bankamıza ayıralım bakalım. Bakalım son, son. Bir bakalım kaç paraymış şey? Goldman'sı ek artı altı. Böyle mi bakıyorduk? Evet. 25m. Action hasta. 22m e kadar var. Biz koyalım. Evet geçmiş. Çok iyi oldu. Totem işe yaradı Artı altı. 22m. Yani neredeyse 33-34m vardı. 12'en falan zarar etmiş olduk ama baya başarılı oldu arkadaşlar. Belki ilerleyen videolarda bunu artıya diye ittiririm. Belli olmaz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.